Telefon attığımızda Levent Gültekin'le biraz bugünü biraz da yarını konuşacağız. Ortaya çıkan detayları ve elbette devlette açığa alma işlemleri devam ediyor. Sonra da o açıkların kapatılması gerekecek. Ona ilişkin değerlendirmeleri birlikte yapalım istiyoruz. Levent Gültekin, hoş geldin. Merhabalar, iyi yayınlar, hoş bulduk. Teşekkürler. Öncelikle biraz bugüne bakalım. Ortaya çıkan tablo, doğrusu sen uzun süre cemaatle ilgili yazınların da vardı ve bununla ilgili de hedef tahtasına konulan isimlerden biriydin. Bunu bir dinleyenlere aktaralım öncelikle. Hatta AK Parti tarafından da çok sert eleştirilen isimlerden biriydin. Ama bugün gelinen noktada çok feci bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne hissettin darbe sonrası ve alınan önlemlerle ilgili olarak Levent? Şimdi yani cemaatin ne yapıp ettiği aslında Ergenekon Balyoz sürecinde çok ortaya çıkmış. O zaman yazdık, o zaman uyardık. Ben o zaman cemaati eleştirdiğimde, AK Parti'ye yapmayın etmeyin, bu işler çok büyük bir felakete gidecek dediğimde bana fitne çıkarma diyorlardı. Aralarındaki ittifakı bozmak istemediklerinden dolayı. Yani belliydi buraya doğru gideceğin Türkiye'nin. Çünkü inanılmaz bir kadrolaşma vardı ve cemaatin bir kural tanımazlığı, hukuk tanımazlığı başından beri belliydi. Kumpas kurma, yani bu her şeyi yapabiliyorlardı. O Ergenekon, Balyoz, bütün o dava sürecinde görmüştük. Şimdi darbe sürecine gelme sadece cemaatle ilgili bir şey değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu demokrasiden uzaklaşma, hukukun bütünüyle askıya alınmış olması, iç karışıklığın çıkmış olması, kutuplaşmanın fazlasıyla artmış olması bir anlamda darbeye zemin de hazırladı. Yani zaten biz bunları hepimiz yazdık yıllarca, 3 yıldır ben felaket geliyor, felakete gidiyoruz. Yazmaktan, konuşmaktan, söylemekten artık gına geldim. Evet, bir bölümde birlikte burada dertleşmiştik hatta. Evet, beraber konuştuk burada. Yani bu hani şöyle bir şey olmadı. Bir gün sabah kalktık tepemize yukarıdan bir şey düştü, taş düştü gibi bir durum yok. Bu zaten Türkiye oraya doğru giden bir sürecin içerisindeydi. Politikalar, dış politika, iç politika, içerideki kavgalar sonunda. Fakat şimdi ortaya bir tablo çıkmış. Yani sonuçta Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Alçak bir darbe. Bu hiç şu anlama gelmez. Ya işlenen politikalarına ağır bir bedeli olarak bu ortaya çıktı demiyorum. Öyle bir zemin hazırladılar ve alçaklar da bunu kendisine bir fırsat olarak gördüler. Yani darbeden öte sanki çok büyük bir terör eylemi gibi görünüyor. Yani baktığın zaman darbe girişimi bile bana hafif geliyor. Aslında bir darbe bu. Yani terör eylemi bence başarısızlığa uğramadıklarını hissettikleri anda bir intihar eylemine dönüştü bu. Doğru. Doğru. Biraz yani bu tamamen şey değil. Hani çıktılar, vuralım, kıralım, kendimizi de intihar edelim. Bu mantığı hiçbir kafa, 300 tane general içeri alınmış nereden baksanız. Herhalde onlar böyle bir şey düşünecek halleri yok ama bir kalkışma var. O kalkışma erken anladığım kadarıyla deşifre oldu. O deşifreyle beraber de bir paniğe kapıldılar. O artık şeye dönüştü. Gözleri karaldı ve bir terör saldırısına dönüştü. İşte meclisin bombalaması. Fakat şimdi geldiğimiz noktada şöyle bir açmazla karşı karşıyayız. Ne olduğunu bilmiyoruz. O kadar çok üst üste oturmayan şey var ki, taş var ki resim bir araya gelmiyor. Yani nasıl olur? Niye darbe adam köprüleri kapatır? Niye başka işler yapmaz? Ya da MİT başkanı uyarmaz? Nerede? Niye bilgi vermedi? Ya şimdi senle bağlanmadan önce dinleyenlere aktardım. Başbakan eşimden, dostumdan, çevrenden haber aldım diyor. İçişleri Bakanı. Diyorum. Başbakan da onu diyor. Cumhurbaşkanı eniştesinden hala haber aldığını söylüyor. MİT müsteşarına ulaşılamıyor. Arıyor, ulaşamıyor Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanı MİT'in başındaki adam hala yerinde duruyor. Evet. O orada mı? Genelkurmay Başkanı niye duruyor mesela? Ben onu da anlamıyorum. Çünkü 6 saat. Hayır, dün akşam ben yanlış hatırlamıyorsam Cumhurbaşkanı dün akşamki konuşmasında Genelkurmay Başkanı'na da ulaşamadım diye bir cümle etti. Evet, aynen. Hatırlıyor musun? Evet. Aynı diyor. Şimdi aynen. Burada bir şey var. Bu ne? Bunlar darbenin içinde mi, dışında mı? İçindeyse kim yaptı darbeyi? Hakan Fidan ne işi var cemaatle beraber? Dışındaysa nerede? Niye bilgi vermediler? Çünkü darbe öyle bir şey ki, yani bu hedef, tek bir hedef vardır, Cumhurbaşkanı. Yani ona karşı darbe yapılıyor. Sen onu uyarmıyorsun. Yani onun bir tedbir almasını sağlamıyorsun. Kim yaptı bu darbeyi? Niye yaptı? Darbe yaptıktan sonra diyelim tamam oldu. Hani bütün bunlar bir aksama. Şimdi anlatılanlara göre, benim de aldığım bilgilere göre felaket bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü askerin içerisinde yarbay, albay kadrosunun %60'ının cemaatçi olduğu söyleniyor. Orayı iyi bilmeyenler, epeyce bir istatistik yapılmış bilgiler var ellerinde. Sınavların hangi şeyde, işte mesela diyelim ki 86'ya kadar veya 90'a kadar her sınava giren en az 100 kişi, 200 kişi şey yapıyormuş, tam bütün soruları yapıyormuş. 86'dan sonra o tam yapanların sayısı 1-2'ye düşmüş. Diyorlar ki mesela istatistik olarak büyük ihtimalle sorular çalındı. Dikkat çekmemek için de
şey verdiler. Bir iki tane yanlış yaptık. Tamamını yaptı ki olmasın bunu diye. Emir Subay'ı, Genelkurmay Başkanı'nın Emir Subay'ın ifadelerinde görebiliyoruz. 89 evet. yılında asker liseye girerken soruların verildiğini ama tümünün doğru verilmediğini dikkat çekmemek için söylüyor evet. ifadesinde böyle bir şey var. Şimdi böyle bir şey var. Diğer taraftan generallerin %33'ü cemaat olduğu söyleniyor. Tamam. Tuğ general şey. Kalmadı orduda. Yani Tuğ general kalmadı. Korkunç bir durum. Hepimiz aslında hükümetin yanında duralım. Hep beraber bu Türkiye için daha bir felaket olan tabloyu ben mücadele edelim. Aslında bu olması lazım. Evet. Fakat hükümetin kimi mensupları, Binali Yıldırım'ı bir tek tenzih ediyorum. Binali Yıldırım'ın aslında felaketin farkında olduğunu ve ciddi bir çaba içerisinde olduğunu görüyorum. Onun dışındakilerde bir sorumsuzluk var. Yani tırnak içinde söylüyorum. Şunu demeleri lazım. Ya önemli bir felaketle uğraşıyoruz. Bütün seküler kesimin yanımızda olması lazım. Herkes de artık mesele iktidar savaşı değil, bu bir Türkiye. İyi kurtarma savaşıdır deyip herkes almaları gerekiyorken öyle bir çabaları da yok. Önüne geleni tehdit ediyorlar, öbürünü dışlıyorlar. Bunu yani ama şimdi mesela senin yazında da var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kısıklı'da yaptığı konuşmada Taksim'de Topçu Kışlası'nı gündeme getirmesi. Ben bir tek orada gördüm. Onun dışında özellikle bakanların açıklamalarında işte en son pazar günü CHP'nin yapacağı mitinge katılma konusunda gösterilen bu aşırı gayreti de göz önünde bulundurursak. O tarafta da bir dikkat yok mu? Mesela Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'nu aradı. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bunu şu anlamda söylüyorum. Eğer siz atlatılmış bir darbeye hala ezanlar şeyden minarelerden cihat çağrısı yaparak bir direnç oluşturmaya çalışırsanız toplumun %70'ini toplayamazsınız oraya. Yani dini argümanlarla evet. bütünüyle böyle bu konuşma üzerinden bir darbe karşıtlığının toplumda şey bulması, bir ittifak oluşturması imkansız. Çünkü şöyle bir tereddüt var toplumda. Ya bunlar acaba buradan kullanıp başka bir yere mi gitmeye çalışıyorlar diye. Şimdi bunu yıkması gerekiyor. Yani özellikle darbe öncesi muhalif olan kesimde böyle bir kaygı. Tabii onu söylüyorum zaten. Yani darbe öncesi muhalif olan kesim darbeye karşı. Fakat şu anda iktidara yeterince canı gönülden destek veremiyor. Çünkü bir tereddütü var. Bu tereddüt nereden ediniyor? Sokağa çıkan insanların tekbirlerle, şeylerle bir şölen havasına döndürmeleri. İşte hala Sela üzerinden cihat çağrılarının yapılıyor olması. Cumhurbaşkanının her konuşması bir ayet, bir hadis, ölüm, kefen giydik şöyle. Ya başka bir şey dönüyor orada. Yani Cumhurbaşkanı yapması gereken çıkacak. Ülkemiz büyük bir tehdit altında. Demokrasimiz, özgürlüğümüz, insan haklarımız. Evet, bugüne kadar biz de yanlış yaptık. Biz de şöyle konuşmalar yaptık. Belki ben de ayrımcı bir dil kullandım ama artık ülkedir. Bunu bir tarafa bırakıyoruz. Şimdi demokrasi kuracağız. Herkes istiyorum yanımda. Ve şunu yapacağız. Mesela ne diyorlar dün? Kendim duymadım ama sosyal medyada gördüm, ne kadar doğru. İşte karar bu. Bundan sonra askeri okullara imam hatipler de açacağız. Zamanı mı? Bu mudur konuşmamız gereken konu? Bunu dediğinizde insanlar ya bunların başka bir hesabı var endişesine düşüyorlar. Ya kendi açımdan şöyle bir açmazla karşılaşıyorum. Bir taraftan cemaatin askerdeki gücünü görüyorum, ağırlığını görüyorum. Diyorum ki bununla mücadele için sorgusuz sualsiz destek vermemiz gerekiyor iktidara. Evet. Şimdi bir tarafım bu böyle diyor. Fakat öbür tarafım acaba diyorum bunlar bunu atlatır atlatmaz başka bir numara mı çekecekler? Ya o zaman hani biz de kullanışlı aptal pozisyonuna mı düşeceğiz diye böyle bir açmazla kendi aramda tahmin ediyorum ki birçok kesim aynı açmazla karşı ve onlar da sokağa çıkmıyorlar. Yani sokakta bulunan çıkamıyor çünkü sokağa çıkanın şeyi yok ki. Yani bir sağduyusu yok. Sokağa çıkan bir hani işte tek bir bay AK Partililer çıkıyormuş gibi bir hava var. Sadece evet. AK Partililer çıktı memleketi kurtardı. Halbuki benim bir sürü tanıdığım AK Partili olmayan da var. Ben de mesela daha hiç Cumhurbaşkanı ortalıkta yokken, Başbakan ortalıkta yokken, hiç kimse ortalıkta yokken peş peşe tweet attım. Darbeye karşıyım. Bu ülkeye yapılmış bir savaştır diye. Şimdi bunları görme, muhalefet liderlerinin çıkıp daha ilk anda destek vermemesi. Bunlar önemli şeyler. Bunları büyütücü, bütünlüğümüzü güçlendirici, kuvvetlendirici bir üsluba geçmesi gerekiyor. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın. Ama orada biraz daha evet, biraz daha Cumhurbaşkanı'na korkusuz hareket ettiği ve tek başına bu darbeyi önlediği biçiminde bir genel politika izlendiğini görüyoruz. Sadece korkusuzluk değil, başka bir şey dönüyor. Yani bunlar başarısız oldular, Cumhurbaşkanı başka bir tedbir aldı veya başka bir şekilde, yani bir şey oldu orada. Yani bu sadece Cumhurbaşkanı korkusuz bir şekilde hadi ölüme gidiyoruz, öyle bir şey yok. Yani mesela ne diyorlar bize? Şimdi oturmayan resimlerden bir tanesi diyorlar ki, Cumhurbaşkanı F-16'lar eşliğinde Dalaman'dan İstanbul'a geldi. Evet. Öyle demediler mi? Evet.
Ama dün Yunanistan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan uçağı yalnızdı ve herhangi bir F-16 yoktu sağında solunda. Yani şimdi inanılmaz şeyler dönüyor. Bunlar nedir? Gerçeklik payı nedir? Niye böyle diyorlar? O niye böyle diyor? Cumhurbaşkanı orada nasıl oluyor? Yani uçağı kalkıyor. Havadaki uçak F-16 elinde olan biri varken, birkaç tane F-16, birkaç tane helikopter varken Cumhurbaşkanı havada nasıl duruyor? Bunların cevabı yok. Bunları biz bilmiyoruz. Evet, yolcu uçağı kodu verilerek yanıltıldığına ilişkin bir takım iddialar var. Dün Reuters'e yaptığı açıklamada da eniştesinin kendisini 16-16.30 gibi aradığını söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aa, bak şimdi o her saat, gün saat değişiyor. 20'de demişti. 20'ye kadar da işte istişareler devam etmiş, ulaşmaya çalışmışlar. Ulaşamayınca da ona göre bir karar alma noktası. Ama yani biz, dünkü bak, bugüne kadar, evet, bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı akşam saat 8'de öğrendiğini biliyorduk. Bak bugün çıktı şimdi 16-16. Reuters'in haberinde, Reuters'e verdiği mülakatta bu. Ama her gün bir veri değişimi var, her gün bir bilgi değişimi var. Biz yani şu anda temkinli bir şekilde izlememiz gerekiyor. Ne iktidar karşıtlığı yapmamıza gerek yok, ne de oyuna gelecek demokrasi, hukuku, özgürlüğü bütünüyle devre dışı bırakmalarını görmezden gelecek bir tutum alamayız. Şu anda masada olan ülke iktidar değil, Tayyip Erdoğan değil. Masada olan, üzerinde ameliyat yapılan, tehlikede olan ülkenin kendisi. Evet. Tehlikede olan iktidar olsa deriz ki kardeşim başın çaresine bak, bugüne kadar sen böyle yaptın, hak ettin bilmem falan filan. Ama böyle değil. Tehlikede olan ülke, o yüzden temkinle dikkat edeceğiz. Ne başkasının ekmeğine yağ süreceğiz, ne de bu iktidarın eğer bunu kullanmak, buradan kendine bir şey, bir kazanç, siyasi kazanç, ideolojik kazanç devşirmek, buradan öyle bir amacı varsa ona da dikkatli davranmamız gerekiyor. Muhalefeti nereye koyalım burada? Mesela Kılıçdaroğlu da bütün CHP'lileri sokağa davet edemez miydi? Sen yakın zamanda Kılıçdaroğlu'yla da konuştuğun için bu bahis geçmiştir diye düşünerek de soruyorum aynı zamanda. Dün görüştüm Kemal, evet, Bey'le, uzun uzun konuştuk. Vallahi ben kendisine söyledim. Sizin yerinizde olsaydım havaalanına inmiştiniz zaten. Oradan Taksim'e geçmeniz gerekiyordu dedim. Evet. Yani siz eğer dün, yani o darbenin olduğu akşam havaalanından Taksim'e geçmiş olsaydınız, biz bugün bambaşka bir Türkiye'ye uyanmış olacaktık. Yani yıllarca size karşı olan o mesafe ortadan kalkmış olacaktı. Toplumun diğer kesiminde siz bir başka bir sempati oluşacaktı. Bir sempati oluşacaktı ve siz önemli bir iş yapmış olacaktınız. O da ya güvenlikten dolayı gidemedik. Bir engel koydular dedi, güvenlikten dolayı gidemiyoruz. Ama yine de bir lider bir şey yapabilirdi. Havaalanında hiçbir şey yapmasa kendisi... Havaalanında yapabilirdi. Havaalanında kalabilirdi. Telefonla açardı. Telefonla, ya iletişim çağındayız. Teknoloji telefonla açardı. Bir konuşma yapardı. Onu sosyal medyadan insanlar her tarafa ulaştırırdı. Zaten evet. Başbakan bile yapmadı mı? Başbakan da Bolu yolu üzerindeki karayollarının testlerinde oradan yaptı telefonuyla. Şimdi yani bir demokratik bir refleks gerekiyor muhalefete. Ne yazık ki o yok. Tabanında da yok gibi yani. Tabanını öyle bir... anlayabilirim. Tabanı kolay, tabanı anlaşılabilir bir şey. Niye ama onu mesela genel merkez yönetemez mi? Şunu kabul etmemiz lazım. Cumhurbaşkanı Erdoğan halk sokağa çıksın dedikten sonra ortalık çok hareketlendi. İnsanlar daha güvenli sokağa çıkmaya başladı. Bu normal. Cumhurbaşkanı yapması Cumhurbaşkanı normal. Kılıçdaroğlu yapamaz mıydı? Bütün CHP'ler sokağa çıksın. Ben onu söylüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu yapabilirdi. Yapması gerekiyordu. Tamam, yapamadı diyelim. Yapamadı. Bugün yani hala yok. Liderlik yapmadıktan sonra CHP tabanının kendiliğinden sokağa çıkmasını beklemem, ben bekleyemem. Çünkü sokağa çıkanların şeyi yaydıkları atmosfer normal bir atmosfer değildi. Ben mesela hani bırakın sokağa çıkmayı, kendi arkadaşım öldü. 25 yıllık arkadaşım öldü, onun cenazesine gidemedim. Gidemedim. Niye? O kadar bir öfke, o kadar bir şey var ki bu kesimde. Bu kutuplaşmanın yansımaları elbette aynı zamanda. Şey, ve çekindim, orada biri bir laf eder. Yani bir şey yapar. Cenazenin insicamı da bozulur. Aynı şey CHP tabanı da hissedecektir. Ben sokağa çıkacağım, ne diyecekler bana diye. Bir de bilmiyor. Yani liderlik böyle anlara devreye girer. Ne yazık ki CHP bir şey daha kaçırmış oldu. Bir imkan daha nasıl, kaçırmış oldu. Ne diyor Kemal Kılıçdaroğlu bu eleştirilere? Çok tedirgin. Yani ben Kemal Bey'e siz ana muhalefet lideri olarak ne hissediyorsunuz? Bu bir kurgu mudur? Yoksa gerçek midir? Siz bize bir bilgi verin. Biz de onun üzerine yorum yapalım dedim. O da kurgu olduğuna inanmıyorum. Bu çok tehlikeli ve çok gerçek dedi. Çok korkunç bir durumdayız. Bazı bilgiler vardı. Onları yazılmamak kaydıyla söyledi. Evet. Tablo çok karanlık ama hiç bütünüyle kötü değil. Bence CHP iyi bir, yani hani şöyle söyleyeyim. 100 üzerinden bir puanlama verdiğimizde 100 puanlık bir puan alma imkanı varken 50 ile 60 ile yetiniyor şu anda.
Evet, hatta ona ilişkinde bir takım tereddütler sosyal medya üzerinden çok yaygın bir şekilde dağıtılıyor. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun darbe bastırıldıktan sonra darbeye Hayır. karşı açıklama yaptığı, ki olmadığını biliyoruz elbette, ama Tabii biraz geç bence de. kalması, uçakta olması onun aleyhine bir şekilde kullanılıyor. Aleyhine işleri daha şey olabilirdi. Yani şimdi Kemal Bey darbe gecesinden 3 gün sonra bir daha ortaya çıktı. Yani ikinci gün çık, git Evet. Taksim'e, git AK Partililerin arasına. Sonuçta senin seçmenin AK Partili demek tapulu, AK Parti'nin tapulu malı değil ki. O insanlardan oy istiyorsun. Evet. İşte ikinci gün kalk git mesela, Taksim olmazsa başka bir yere git. İstanbul, Kızılay'a git. Kızılay'a git, AK Partililerin arasına ben geldim de sizinle beraberiz. Demokrasi mücadelesi vereceğiz. Hep beraber bu ülkeyi kurtaracağız diye iki cümle et. Bir de bu inanılmaz bir hava yaratırdı. Fakat böyle imkanları kaçırıyor. O yüzden demokratik refleks sorunu var. O demokratik refleks olmayınca İnanmadığı ben de... için değil de refleks diyor, Hayır, söylemediği refleks. için. Tabii refleks. Ben inandığına düşünüyorum. Yani Kemal Bey eminim ki darbeye karşıdır. Eminim ki çok demokrat bir insandır. Eminim ki demokrasiden yanadır. Hiç şüphem yok bu konuda. Ama o anlık refleks, liderlik öyle bir şeydir. Risk almaktır. O yüzden karakterimiz kaderimizdir derim. Ben çok sık kullanırım bunu. Karakterimiz neyse kaderimiz odur. Karakteriniz cesurdur. Oraya atlarsanız o sizi lider yapar, bambaşka bir yere söyler. Karakteriniz temkinli bir insandır. Refleksiniz çok zayıftır. Bambaşka bir tavır alırsanız o sizi bambaşka bir noktaya sürükler ve ortaya böyle bir durum çıkar. Bir de olağanüstü hale ilişkin bir değerlendirme isterim. Çünkü şundan dolayı Cumhurbaşkanı Numan Kurtulmuş'un ilk açıklamasını hatırlatayım önce. 40-45 gün içinde bu meseleyi bitirmek istiyoruz dedi, dün yaptığı açıklamada. Akşam Reuters'e Cumhurbaşkanı 3 ayda bitirmeye çalışacağız ama uzatabiliriz dedi. İkinci bir 3 aya da devam edebilir dedi bu süreç. Bugün Numan Kurtulmuş'a baktığımızda benzer cümleleri onun kullandığını görüyoruz. Şimdi orada da bir kafa karışıklığı yaratıyor elbette bu açıklamaların Ya şimdi farklılaşması. orada Bir baskıcı ortam bekler misin sen önümüzdeki dönemde? ya şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi tekrar edeyim. Dün aynısını Kemal Bey'e söyledim. Burada dinleyicilere de söyleyeyim. Önümüzde iki tane tablo var. Bir tanesi bu iş kurgu, bir tanesi gerçek. Eğer kurguysa olağanüstü hal Türkiye için büyük bir felaket. Çünkü biz şunu anlıyoruz. Kurgu dediğim şu. Yani darbeyi kurdular anlamına demiyorum. Gördüler, fark ettiler, boyutunu anladılar, bir miktar sekte uğrattılar ve önünü açtılar ki bu paralel yapı biraz ortaya çıksın da soralım bunları diye. O anlamda söylüyorum Evet, kurgu. evet. Ve ondan sonra da biz de bildiğimizi devam edelim. Bu bir yöntem. Affedersiniz. Diğer ikinci yöntem ise hakikaten gerçek. Benim daha yakın olduğum. Yani Ben de öyle düşünüyorum. Yani albay ve yüzbaşı ya da yarbay düzeyinin %60'ının cemaat olduğu söylenen bir askeri durum var, tablo var. Çökmüş bir asker var, SSK. Çökmüş bir emniyet var. Şimdi bunu ancak olağanüstü hale toplarsanız. Şimdi bunu anlarım. Bugün Binali Yıldırım'ın söylediği cümle çok doğru bir cümle. Olağanüstü hali devleti ilan ettik, halka değil diye. evet, çok Eğer isabetli. böyleyse buna çok karşı çıkmam. Türkiye'nin toparlanmaya ihtiyacı var, şeye ihtiyacı var. Ama bir türlü içimde bir damar, bir şey. Çünkü haklıyız bu konuda. O kadar hile yaptılar geçmişte iktidarlarını korumak için. O kadar yalan söylediler. O kadar tuzak kurdular. O kadar oyun oynadılar ki. Şimdi bunun gerçek olabileceğine şüphe duyuyoruz. Bunda haklıyız çünkü yalancı çobanın durumunu yaşıyorlar şu anda. Belki bu sefer gerçek söylüyorlar fakat biz inanamıyoruz. Çünkü korkuyoruz. Bir daha gideriz bizi pusuya düşürebilir mi diye. O anlamda söylüyorum. Olağanüstü hal. Eğer dediğim gibi TSK çökmüş ve orayı bir tamir, Türk devleti tamir amacı taşıyacaksa yapacak bir şey yok. Bu Hep kanseri beraber ortadan katlanalım. kaldıracak işlemi yapacaksa zaten yapmak lazım. Yapmalıyız diye. Ama yok, bunu kullanıp kendi Başka muhalif kafasındaki Türkiye'nin, kesimlere de hayır, eğer... bence baskıdan daha öte bir şey dönecek o zaman. Bunu kullanıp kendi kafasındaki Türkiye'yi kanun hukuk tanımadan, çünkü bu olağanüstü halin en büyük özelliği kanun kural anayasa tanımadan Meclisi ve kararnameyle mahkemeleri devre devre dışı dışı bırakacak. bırakıyor. Evet. Tabii kararnameyle pat 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 işte o pat pat yaptığı işler Türkiye'yi kurtarmak için mi yoksa kafasındaki Türkiye yapmak için mi, onu gözlemleyeceğiz şimdi bu süre Onu içerisinde. takip edeceğiz. Eğer gerçekten Türkiye'yi kurtarmak içinse 3 ay değil 6 ay olsun. Benim öyle bir derdim yok. Hani hepimiz bu ülkenin Tabii. evladıyız. İstiyoruz ki toparlansın. Ne korkacağım? Benim düşmanım yok, şuyum yok, buyum yok. Ama yok. Kendi kafasındaki Türkiye'yi kurmaya harcayacak bunu, bu büyük bir felaket. Yıkımı 5'e katlar. Evet. Yani darbenin yaratacağı etkinin yıkımın 5 katı gelecek demektir. Niye? Kişisel olarak yaklaşık 3 yıldır ekranda da söylediğim için söylüyorum. 3 yılda Türkiye bir böyle devam ederse, bu politikaları sürdürürse iç savaşa gider diyordum. Dedim. Fakat şöyle bir zihnimin hep bir köşesinde şunu diyordum.
Ya iç savaş tamam, çatışma atışma çıkar ama bir devlet var. Sonuçta biz bir NATO ordumuz var, devletimiz var, ülkemiz var. Bir şekilde bunu engellediler. Fakat şimdi geldiğim noktada... Devlet olmadığını anlamış olduk değil mi? Hayır, yok. Artık yok. Bir iç savaş çıktığında devlet birbirine kurşun sıkacak. Askerle asker düşman, askerle polis düşman. Şimdi bir iç savaş eğer olağanüstü hali kullanıp kendi kafalarındaki Türkiye'yi yaratmaya çabalarlarsa bu bir iç savaştır. O iç savaşı engelleyecek bir tek kadar yok artık. Peki sen bu FETÖ denilen örgütün Türkiye'de darbe yapmaktan ziyade bir iç savaş çıkarmak için de gayret sarf ettiğini düşünüyor musun? Buna ilişkin de değerlendirmeler var. Ya elinde bununla ilgili bir verim yok. Fakat ama görüntü biraz öyle değil mi? Her şey yapabilirler artık. Çünkü kaybetti yani intihar etmişler ve geriye kalanların her şeyi yapabileceğini tahmin ediyorum. Ya bu çok daha büyük. Yani bu sadece 3 tane 5 tane şey değil. Bu olağanüstü bir yani olumlu anlamda olağanüstü demiyorum. Büyüklük anlamında olağanüstü diyorum. Evet. Olağanüstü bir organizasyon ve kolay kolay 30 yıllık 40 yıllık amacın 3 günde vazgeçeceklerine ihtimal vermiyorum. O yüzden tekrar ediyorum. Eğer Tayyip Erdoğan Türkiye'yi bütünleştirir, gerçekten bu uğurdan, bu uğru ülkeden temizleme çabasının sonunda hukuksuz olmayan, özgürlükçü bir Türkiye vaat ederse hepimizin bu çabaya destek olmamız lazım. Çünkü Türkiye gerçekten büyük bir tehlike altında. Yani hem dün Kemal Bey'den aldığım bilgiler hem oradaki toplantıda insanlardan aldığımız bilgiler ben mesela bu kadar bilmiyordum. Ben 3 yıldır cemaat yazdım. Ben paralel yapı denilen yapının neler yapabileceğini az çok tahmin ediyordum. Buna darbe dahil. Bunu da tahmin ettim. Ama yazılarında bu kadar da vardır bu. Ama şunu bilmiyordum. Bu kadar büyük, bu kadar güçlü olduklarını TSK'da özellikle. Yargıda falan biliyordum ama TSK'da bu kadar güçlü olduklarını bilmiyordum. Bu da bizim herhalde eksiğimiz. Çünkü o kadar çok hukuksuzluk sürdü ki o hukuksuzluğu itiraz etmekten bunların gerçek şeyini, boyutunu anlamaya vaktimiz kalmadı. Vaktimiz kalmadı. Bundan sonra da herhalde bu süreci yakından takip edeceğiz hep birlikte. Levent Gültekin, çok teşekkürler katıldığın için, yorumların için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.